bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle. En azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Yanlış zamanda yanlış yerdesin be Kadir. Ne izledim ya ben öyle az önce? Aslında iyi çocuktun. Ama ne yapalım? Senin de kaderin böyle yazılmış. Kusura bakmayacaksın artık. Yani abimin suçsuz olduğunu bile bile hapse gönderdiniz onu öyle mi? Benim günahsız abimi katil gibi tutuklamalarını bizden koparmalarına izin verdiniz. Doruk, sen nasıl bir insanmışsın ya? Sen nasıl sormadan yüzüme bakabildin benim? Sen ne istiyorsun benim abimden? Senin benim abimle derdin ne? Biz sana bir kötülük yaptık, ne yaptık? Bak kızım Asiye, panikledim. Gerçekten panikledim. O Erhan Salak kendini vurunca korktum. Korktum. Kaçtım gittim oradan. Sonra da işte polis gelince abini tutuklamış bu. Para varmış abinin cebinde. Eline silah tutuşturmuşlar. Bunu da sen yaptın değil mi? Asiye, ne olur biraz sessiz ol. Bak insanlar duyacak. Ne olur birazcık daha sakin konuşalım olmaz mı? Ne sakini ya? Ben kardeşlerimden ayrıldım, biz yetimhaneye gittik. Biz dağıldık, parçalandık, ben üzüntümden kahroldum, senin haberin var mı? Bak öfkeni anlıyorum, çok da haklısın. Ama biz elimizden geleni yaptık durumu düzeltmek için. Her şeyi yaptılar, ben Akif amcaya kefilim. Olumsuz, seni gebertirim bak. Seni gebertirim, kes sesini. Bak, bak güzel kızım. Abinin hapisten çıkması için biz elimizden ne geliyorsa yaptık. Erhan'ın iyileşme sürecinde zaten bizzat ben oradaydım. Sen gördün, sen şahitsin. Ha, hem bak her şey yoluna girdikten sonra evinize tekrar geri dönmeniz için evinizi satın aldık biz. E şimdi o evde mutlu mesut yaşıyorsunuz, öyle değil mi? Evimizi siz mi satın aldınız? Neden? E tabii, biraz vicdanlar rahatlıyor böyle şeyler yapınca. Zenginlerin tipik özelliği takılma. Ulan seni hakikaten mahvederim. Defol git lan şuradan. Tamam, tamam bak sakin ol Akif amca, okuldayız. Anladın? Abimiz senin yüzünden hapse girdiğini bilseydik hiçbirimiz adım atmazdık oraya. Doruk, sen de bunların hepsine seyirci kaldın yani öyle mi? Niye her şeyi bilirken sustun? Niye gelip bana anlatmadın? Özür dilerim Asiye, söyleyemedim. Nasıl söyleyeyim, babam o benim. Allah kahretsin ki bu şerefsiz adam benim babam. Bu şerefsiz adam benim babam. Oğlum. Bu şerefsiz adam benim babam. Dokunma bana. Sakın dokunma bana. Mutlu musun kızım? Oğlumla da aramı bozdun. Mutlu musun şimdi? Yok. Sen bu yaptıklarının hesabını vereceksin. Bunlar polise anlatılacak. Sen nereden biliyorsun bu adamın nereden vurduğunu? Oradaydım. Yani olay anında oradaydım. Ben de polise gidiyorsun, yürü. Yürü dedim sana hadi. Asiye, bak sen durumu çok yanlış anladın bence. Ya bu adam Akif Atakul. Bu adam benim idolüm ya. Ben niye gidip idolümü ele vereyim?
Bunlar sana da, idolüne de. Bak kızım, polise gitmen hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü dava kapandı. Erhan hayatta mı? Evet. İfadesinde ne dedi? Beni vuranı görmedim dedi. Benim adım geçtim bu ifadede. Hayır. Yani şu durumda sen polise gidersen sana en fazla gülerler Asiye'cim. Anladın mı? Sen hayatımda gördüğüm en iğrenç insansın. Doruk sen iki yüzlüsün, yalancısın. Biz sizin oyuncağınız değiliz. Hayatımızı da sonra toparladık ama canım falan diyemezsiniz. İnsanız ya biz, insan. Allah belanızı versin pislikler. Lafını da soktu, gitti. Bu kızın da ağzı ne kadar bozukmuş böyle oğlum. Senin koluna bir şey oldu mu, iyi misin? Dokunma bana! Sakın! Sen benim babam değilsin artık. Duydun mu beni Akif Atakul? Senden o kadar nefret ediyorum ki. Şu an ölsen... bir gram yaş akmaz gözünden. Dur oğlum, durun! Görüyorsun değil mi lan nelere sebep olduğunu? Ulan ruh hastası. Hani kimseye söylemeyecektin? Eğer söylersen sana neler yapacağımı unuttun mu lan? Akif Bey. Her şey yolunda mı? Yolunda müdür, yolunda. Hadi sen işine bak. Hadi. Ulan eteğindeki bütün taşları döktün artık. Bundan sonra oğlumdan da, benden de uzak duracaksın. Eğer durmazsan, Kadir'e yaptıklarım, sana yapacaklarımın yanında solda sıfır kalır. Yalnız bir şey diyeceğim. Sen bana böyle hani yapma falan diyorsun ya. Ya ben böyle daha bir iştahlanıyorum yani. Canım çekiyor. Onu ne yapacağız? Lan bak senin canını alırım. Senin canını alırım bak. Alırım. İdolümsün Akif Atakul. Hastayım sana. Lan neyime hastasın zırdeli? Adamı kendinden korkutturuyor. Ruh hastası, manyak. Asiye! Asiye bekle beni ne olur. Asiye! Asiye bir dinle beni lütfen. Doruk bırak beni. Ben artık ne seninle konuşmak istiyorum ne de seni görmek istiyorum. Biliyorum istemiyorsun. Biliyorum sonsuza kadar kaybettim seni. Ama lütfen son bir kez dinle beni olur mu? Sen benim elimde olsan ne yapardın? He? Senin abin benim aileme zarar vermiş olsaydı. Bunu gelip bana anlatır mıydın? Ya da polise söyler miydin? Benim abim senin baban gibi pislik biri değil. Ya olsaydı ne yapardın? Söyler misin bana? Gelir sana söylerdim. Masum insanların hayatını karartmazdım. Tolga seni bu yüzden tehdit ediyordu değil mi? O yüzden arkadaş oldun onunla. Bana söylemesin diye. Değil mi? Evet. Asiye ben babamın bu kadar kötü bir adam olduğunu bilmiyordum gerçekten. Öğrenince ne yapacağımı şaşırdım. Annemi düşündüm. Melisa'yı düşündüm. Ya bizim hayatımız mahvolacaktı ya da... Ya da bizim, değil mi? Eğer Erhan ölseydi, abim ömrünün sonuna kadar hapis yatacaktı. Biz yetimhanede kalacaktık. Sırf sizin o nefis, güzel hayatınız mahvolmasın diye. Sırf siz rahat edin diye. Gerçekten iğrençsiniz. Seni asla affetmeyeceğim. Asiye, yapma bunu bize ne olur lütfen. Doruk artık dokunma bana. Benle konuşma, bana bakma. Öldün benim için. Sen de beni öldün bil, tamam mı? Hoşça kal. Hayır bir de bütün hikayeyi bile bile bu kızla sevgili olmuşsun ya. Aferin oğlum sana. Aferin o.
ağlatmış oğlumu. Bir Asiye eksikti başımda. Çok güzel oldu. Allah'ım ben kime ne günah işledim de bunları benim başıma veriyorsun ya. Melisa. Pardon ya, görmemişim. Fark ettim görmediğini. İyi misin? İyiyim. Yorgunum da biraz. Emin misin? Çünkü bu surat sanki sadece yorgunluk gibi değil. Ya canım sıkkın ama çok da konuşmak istemiyorum açıkçası. Peki. Konuşmadan arabayla bir tur atalım istersen. İsviçreli bilim adamları diyor ki bir insanın canı sıkkınken eve girerse canı daha çok sıkılır. Ama konuşmadan da olsa dışarı çıkıp böyle temiz hava alırsa iyi gelir onun. Ya ben demiyorum, İsviçreli bilim adamları diyor. Ben demiyorum yani. Peki tamam, dolaşalım biraz. Hadi gidelim. Allah verilmiş sadakamız varmış Orhan'ım. Maazallah ya, tüp patlayaydı. Vallahi kemiklerini her yerden toplardık artık senin. Sus vallahi Şeymiş, sus ya. O kız sesimi duyup da yetişmeyeydi var ya. Belki de geberdiydim şimdi. Hangi kız? Cemile işte ya. Cemile mi kurtardı seni? He. He. Ha, onca haltı yedi, bir tane iyilik yaptı diye baş tacı mı yapacağız şimdi onu? Ya öyle deme Şengül ya. Ben biraz mahcubum o konuda. Orhan. O kız yüzünden bizim oğlumuz can veriyordu neredeyse. Sen daha neyi anlatıyorsun? Ya yok öyle değil tabii. Yani o kızın hataları boyundan büyük de. Ama ben bile isteye bize zarar vermek istediğini düşünmüyorum ya. Öyle olsaydı benim için kendini tehlikeye atar mıydı kızcağız? Ya bir göreydin ya. Resmen o iyileşmemiş haliyle dumanların ateşlerinin arasına daldı kız. Vallahi içim acıdı ya. Orhan öyle bir anlatıyorsun ki yani oturup şimdi hüngür hüngür ağlayacağım. Utanmasan gideceksin kızdan bir de özür dileyeceksin. Yok artık o kadar da değil. Ben seni bilmiyor mu? Yufka yürekli adamsın, onu da yaparsın sen. Of Orhan'ım, kurban olayım, ne olur kendine dikkat et ya. Sana bir şey olursa ben mahvolurum biliyor musun? Tüm perdeler, kornişler, hepsi şimdi bir sürü masraf çıktı ya. Neyse ben artık çalışır, öderim bunları. Sen dert etme. Hallederim ben, hallederim. Konuşmayalım dedim ama anlatmak istersen seve seve dinlerim. Anlatacağım galiba. Yani biriyle konuşmazsam delireceğim çünkü. Tamam, delirme. Oturalım anlat. Evet, dinliyorum. Ben Kadir'i çok kıskanıyorum. Ne var burada? Evlerinde bir kız var. Adı Cemile. Kadir'in ona karşı olan korumacı tavrından rahatsız oluyorum. Bunu Kadir'e söyledim. Hatta aşık mısın ona dedim. Bozuldu. Kızdı da biraz. Senin moralin o yüzden bozuk demek. Yok. Yani bu tartışma daha önce oldu. Bugün aramızı düzeltmek istedim aslında. İşte okul çıkışı bir pasta aldım. Ona gittim. Evlerinin orada
İkisini kol kola girmiş gülüşerek yürürlerken gördüm. Yani sanki Kadir'in canı hiç sıkkın değil. Sanki biz hiç kavga etmemişiz. Öyle. Keyif yerindeydi. Sinir oldum. Yani Melisa, bence sen %100 haklısın. Kusura bakma ama eğer Kadir öyle başkasıyla gülüp eğleniyorsa, Kadir seni umursamıyor demek. O kızdan bir an önce kurtulman lazım. Ne? Nasıl yani? Yani Cemile'yi Kadir'in yanından uzaklaştırman gerekiyor. Sonuçta o yokken daha mutluydun, söyle değil mi? Evet. Mutluyduk. O zaman eski günlerinize dönebilmek için o kızın o evden gitmesi lazım. Kız temelli kalmayacak zaten. Yani bir iş, bir ev bulunca gidecekmiş. Tamam, sen bul. Süreci hızlandırırsın. Niye öyle dehşete düşmüş gibi bakıyorsun bana? Ya kızı git öldür demedim sana. Yani yok, öyle demedim tabii de. Ne bileyim, bu da entrika yapmak gibi olmuyor mu biraz? Yok, hayır. Ya sonuçta sen kıza yardım edeceksin. Bu durum hızlanacak. Bu kadar. Senin o bahsettiğin pasta arabadaki mi? Hı? Evet. O zaman ben gidip alayım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Olur mu? Olur. Asiye, sen müzik kulübüne gitmedin mi? Ağladın mı sen? Asiye, niye ağlıyorsun? Ne oldu? Doruk'un babası. Çok korkunç bir adammış Aybike. Bize çok kötü şeyler yapmış. Nasıl yani? Ne yapmış? Tamam, dur sen sakin ol. Gel parka gidelim, öyle konuşalım. Vallahi çok yeni kurulmuş bir şirket. O yüzden hala adama ihtiyaç var. Ama düşünen olursa veririm numarasını, gider görüşür. Selamünaleyküm dayılar. Aleykümselam Kadir'im, hoş geldin. Ya Kemal abi buralardaydı, şimdi sana bakıyordu ama bakkala kadar gitti herhalde. Ya olsun, sıkıntı değil, beklerim ben. Beklerim de yani. Daha demin ne işi konuşuyordunuz usta? Ya bizim bacanak bir böcek ilaçlama şirketine girdi. Sonra bana da aracı oldu. Ben de taksi çıkışlarında gidip onlara çalışıyorum. Onu anlatıyordum arkadaşlara. Ya peki öyle kolay bir iş mi? Kimyasal ilaç neticede bu. Öyleyse herkes yapabiliyor mu? Vallahi başta kısa bir eğitim verdiler. Onları kurallarına göre uyguladın mı bir akarı kokarı yok. Bana bir şey olmadı en azından. E abi, saatlik mi kazanıyoruz peki orada? E tabii. Ne kadar mesaide kalırsan yevmiyen de o oranda artar. Hah Kadir, geldin mi? Geldim abi, geldim ya. Sen geldiğince koştum geldim. Gel bakalım, biraz içeride konuşalım seninle. Eyvallah. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Sen git Kadir abime o kadar pislik yap, adilik yap. Sonra gel günahını temizlemek için bizim evi al, öyle mi? Akıl alır gibi değil Asiye. Ya bu kadar şeytanlık pes yani, yuh. Ne yapacağım? Söyleyeceğim mi Kadir abiye? Yani yanlarına kalacak değil ya. Bir cezası olmalı. Tamam da manyak Tolga dışında gören olmamış. İfade verir mi o? Vermez. Yapmam, ben Akif amcayı ele vermem dedi. Tamam da ne yapacağız o zaman? Kimse inanmaz bize. Ya inanmazlarsa inanmasınlar ya. Şu adamın yaptığı pislikler ortaya çıksın da. Benim abimin ne günahı vardı ya? Onlar zenginler diye biz onların yaptıklarını hep susalım mı yani? Bu durumda Akif Atakul hepimizi okuldan da atar. Umurumda değil. Asiye, kimseye bir şey anlatamazsın. Okul umurunda değil dedim Aybike. Hayır, okul falan değil ki mesele. Eğer anlatırsan hepimiz yine o korkunç günlere geri döneriz. Bak Kadir abim o okulda çalışıyor. Artık çalışamaz. Bizi evden atarlar. Ben yine teyzemin yanında sığıntı gibi yaşamak istemiyorum.
Sizin de kalacak yeriniz yok. Ne yapacaksınız? Sokakta mı yatacaksınız? Yetimhaneye mi döneceksiniz? Annem o adamın evinde çalışıyor Asiye. Babam nasıl bulsun para bu haliyle? Tedavisi yarım kalır adamın. Hayır ya. Mahvoluruz Asiye anlatırsan. Ne yapalım Aybike? Hiçbir şey olmamış gibi tekrardan okula mı dönelim öyle yani? Abim, yengem o adamın verdiği paralarla mı bizim karnımızı doyursunlar? Bizim hiç gururumuz yok mu ya? Onlar güçlüler, onlar zenginler, paraları var diye bize istedikleri kötülükleri yapsınlar. Biz de aç kalmayalım diye öyle susalım oturalım öyle mi? Yok yani ben böyle bir şey yapamam. Tamam, tamam. Haklısın. Ya biz bir şekilde zaten başımızın çaresine bakarız. Açlık, sefillik alışık olduğumuz şeyler. Bizim olayımız bu değil mi zaten? Peki Kadir abi? O pisliğe bir şey yapmasından korkmuyor musun? Korkuyorum. En çok ondan korkuyorum. Kadir'cim, tatsız bir mesele için çağırdım seni kardeşim. Hayırdır abi? Ne oldu? Senin aracın sahibi. Plakayı satmış. Yeni alan adam da şoförmüş. Kendisi kullanıp kendisi işletecekmiş taksiyi. Hadi ya. Allah sorma. Ben de seni ekmeğinden edeceğiz diye çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Sen bu akşam da çık mesaiye. Ben sonrasında bir şey olursa sana yine haber vereyim. Olur mu kardeşim? Eyvallah abi. Hakkını helal et. Helal olsun aslanım. Helal olsun. Sen bir gelsene buraya. Sen ne yapıyorsun oğlum ha? Senin derdin ne? Sen neyin peşindesin? Bir anlatsana bana. Hiçbir şeyin peşinde falan değilim. Söylediklerim gayet netti. Senden nefret ediyorum. Gebersen umurumda değilsin. Anladın mı? Durum bu. Doruk. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun babanla? Bu biçim konuşuyorum anneciğim, tamam? Dürüstçe. Yani babamın hiç bilmediği bir şekilde. Yalansız, dolansız, neyse onu söylüyorum. Aa, aa, aa. Senden nefret ediyorum Akif Atakuz. Nefret! Doruk, oğlum kendine gel. Akif ne oluyor? Nedir mesele? Olay şu Neboş'cum. Benim Erhan'ı vurduğumu yakında bütün okul öğrenecek bu. Anlamadım, nasıl olacak o? Şöyle olacak, senin bu oğlun o psikopat Tolga'ya artık nasıl delirttiyse şerefsiz herif Kadir'in kardeşinin yanında her şeyi okudu. Bu, bu kadar. Ay inanmıyorum. Yani Asiye biliyor mu her şeyi? Asiye her şeyi biliyor. Bu da senin oğlunun babasını attığı son gol oldu. Öyle mi? Senin kurduğun o pis kumpas değil de ortaya çıkmasının sorumlusu olman dert oldu, öyle mi? Ya baba çekil önümden, daha fazla konuşmak istemiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Akif. Akif şimdi o kız polise giderse ha? Ya bütün duyduklarını söylerse? Saçmalama anne ya. Benim babam o kadar saf bir insan mı? Ne diyorsun sen? O dosya çoktan kapandı. Ama emin ol. Eğer babam kapanmayacağını bilseydi yarım kalan işini bitirip Erhan'ı öldürürdü. Oğlum. Bak. Sen hala anlamıyorsun şunu. Ulan ben hapse girersen hepiniz perişan olurdunuz. Şimdi o kız yüzünden bütün okul bunu duyarsa ha Akif? Ya da gidip abisine falan söylerse? O çocuk bir delilik yapmaz değil mi? Her şey olabilir Nebahat'cığım. Her şey olabilir ama zaten biz tehlikeyi burnumuzun dibine kadar sokmuşuz. Bir tek ikimizin haberi yok bundan. Nasıl yani? O ne demek o? Şu demek canım. Senin bu sevgili oğlun gitmiş, Kadir'in kardeşiyle sevgili olmuş. İki gönül, bir samanlık seyran, ikimiz bittik. Doruk, oğlum sen ne yapıyorsun? Senin öyle bir kızla ne işin olabilir? Kızım siz niye parmaklarınızın ucunda giriyorsunuz eve hırsız gibi? Ya şimdi geldik zaten baba. Ne oluyor burada anne? Olay şu. Annem Asiye'yle sevgili olduğumuzu öğrendi. Babam da ayrılmamıza sebep oldu. Babam sebep oldu derken? Ben bugün okula gittim de abinle o kızı gördüm öyle sarmaş dolaş. Sinirim bozuldu. Siz hayırdır ne yapıyorsunuz böyle filan dedim.
Kızın da ağrına gitmiş, ayrılmış abinden. Bu, bu kadar. Yani baba, karışmasan olmuyor değil mi? Ya illa sizin çevrenizden birinin kızı olmayınca aşkta saygı görmüyor bu evde yani, öyle mi? Gerçekten anlamıyorum bazen sizi ya. Asiye, hoş geldiniz. Hoş bulduk Cemile. Abim içeride mi? İçerideydi de duraktan aradılar, acilen gitti. Belki de evde olmaması bir işarettir. Duymaması gerekiyordur ha, ne dersin? Asiye, canın mı sıkkın? Yani yapabileceğin bir şey var mı? Yok. Ne yazık ki yok Cemile. Sağ ol. Demek çalışmak istiyorsunuz. Çıt kırıldım, adam istemem. Bak, yoruldum, şiştim, piştim, yok. Yok patron, biz dayanıklıyızdır. Bize bir şey olmaz. Patron, sen bizi ne zannettin ya? Sen şu kollara bir baksana. Geç kalmak, erken çıkmak da yok. O da tamam, biz zaten okuldan işe, işten eve, başka şeyimiz yok bizim. Her gün 6 saat mesai yapar, iş bitiminde paranızı alır gidersiniz. Tamam, anlaştık. İyi o zaman, yarın başlayın işe. Geç kalmayın sakın. Yok patron, kalır mıyız hiç? Bizi dön, görüşmek üzere. Oğlum, işe girdik ya resmen. Vallahi girdik lan. Sana bir şey diyeyim mi? Şu babamın fizik tedavisini ödersen var ya, bak evde benden kralı yok ha. Vallahi bu sefer hissediyorum olacak. Harbiden olacak. Ne olacak? Kovulma. Kurbanın olayım sus. Oğlum bunu ne zaman dese olmuyor işte, anla artık. Bir kendini yakıyorsun, beni niye yakıyorsun? Bak sana inat dönecek şansım, görürsün. Döndü. Ne döndü? Şansım döndü. Allah! Al, kazanmışım. Ben kazanmışım. Ablasınım, ben kazanmışım. Allah! Ben kazanmışım, ben kazanmışım. Ne diyorsun oğlum? Amerika bursunu kazanmışım lan! Ne? Gerçekten mi? İnanılmıyorum lan! Lan! Buraya bakın! Bu çocuk var ya, bu çocuk! Ülkenin en zeki, en akıllı çocuklarından biri benim kuzenim he! Oğlum hala inanamıyorum, kazanmışım lan! Vav! Bundan sonrası ver kondumayım ya. Oğlum dur, ne mayım sen ben ya? Oğlum neresi olursa olsun, bak hiç fark etmez, neresi olursa olsun. Amerika, 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 Amerika. Teyze, Amerika diyorum. Kazandım teyze, gidiyor. Teyze kopmuş oldu yine. Müsait miydi? Dışarıya çıkıp hava alacağım biraz, arabanın anahtarını arıyordum. Ne oldu? Ya annenlerin yanında konuşamadık. Asiye'yle olanlara üzüldüm diyecektim. Yakışıyordunuz. Yakışmak yetmiyormuş demek ki. İnsanda biraz şans olması lazım. Ama bence yine barışırsınız ya. Sonuçta birbirini seviyorsunuz. Bu ayrılık yine çok uzun sürmez. Sandığın kadar kolay değil o iş ama yine de iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Hadi kaçtım ben. Kaç sen kaç. İşime gelir benim. Acaba sen o çocuğu okuldan atsan mı Akif'e? Ne dersin? Hı? Şu manyağı diyorum, Tolga'yı. Acaba başka kimseyle konuşmadan okuldan bir göndersen mi sen onu? Ya göndersek ne olacak? Ne boş Allah'ını seversen ya. Gidince hafızası silinecek değil ya. Ya bildiklerini sıranın üstüne bırakmayacak nihayetinde bu çocuk, öyle değil mi? Hayır da ne bileyim işte yani. Peki Kadir? Bu saate kadar kapıya dayanırdı o değil mi?
Yani tabii normalde intikam için gelenler 8'i geçirmez ama... trafikte falan mı kaldı acaba? Akif'cim dalga geçme bak, gerçekten ciddiyim. Bu saate kadar gelmez miydi? Hayatım vallahi geleceği varsa göreceği de var yani. Biz de Akif Atakul'uz. Bizim de kendimize göre bazı yöntemlerimiz var. Çoluğa çocuğa yem olacak halimiz yok. Rebaş, sen beni çok gerdin ya. Vallahi sen beni çok gerdin. Birazcık bir uzak dur ya. Aa, aa, sanki ben kendim için geliyorum seni. Ben senin için endişeleniyorum burada Akif. Oğlum nereye gidiyorsun yemek vakti? Aç değilim ben, yemeyeceğim. Bu da hem suçlu hem güçlü. Artist. Artist. Afiyet olsun canlarım. Sağ ol yenge. Kuzin. Oğlum bir işe girdik diye madrin bize böyle muamele çekiyorsa var ya. Büyük haberi verince ne diyecek hocam? Şşş. Ne oluyor lan? Ne büyük haberi? Hayırdır inşallah? Ya şimdi bir amca, abim gelsin öyle söyleyelim ya. Abim bu gece taksiye çıktı Ömer, geç gelir. Ha doğru doğru, abin geç gelir. Hadi sen kızları çağır da gelsinler, alsınlar kazan dibini. Hemen erkenden uyudu ki yenge. Ha iyi, Cemile'yi çağır o zaman. Kimi? Cemile'yi. Yazık ya, ateş çıktı herhalde. Fadırım. Ya havale geçiriyor herhalde ya. He? Ne yapsak, bir baksan mı? Yok yok. İyi iyi, Türk gibi maşallah. Olcan delirtme beni. Zaten sana bir iş buyuracağım ama kendim yaparım daha iyi. Cemile! Kız! Cemile! Cemile! Bas bas, bağırttırdı beni. Cemile! Efendim Şengül abla. Kazan dibi yaptıydım, sen de ye. Elinize sağlık. Kızım, sen bugün Orhan amcanı ateşlerden kurtarmışsın. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Ne ateşi? Ya bugün mutfakta küçük bir kaza oldu. Yani ben çorba pişirirken tüller alev aldı. Kızcağız da sağ olsun geldi kurtardı beni. Hadi ya, ben de perdeleri yıkayacaksınız diye kaldırdınız sandım. Ya... sen bayağı büyük bir felaket önlemişsin. Sağ ol Cemile. Olur mu hiç öyle şey ya? Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Ya kimseye bir şey olmadı yani, değil mi? Yok olmadı. İyiyiz ikimiz de. Otursana kızım, ayakta durma. Olcan, kalk oğlum. Kalk Olcan. Tamam. Anlatın bakayım, neymiş o büyük haber? Evet, hadi meraktan çatladık da. Abim geleydi, iyiydi ya. Kadir abi arayalım, tamam? Görüntülü arayalım, sen anlat her şeyi. Aa, arada aklın çalışıyor lan. Arada? Eyvallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi. Bu kadar çabuk mu özlediniz beni? Kadir abi, ne haber abi? Şu anda ülkede bak en zeki, en akıllı öğrencilerinden, ilk 10 öğrencilerinden bir tanesi duruyor. Lütfen laflarını ona göre seç ha. O ne demek ya şimdi? Bir dakika, bir dakika. Tahmin ettiğim şey mi? Amerika bursu. Amerika bursunu sen mi kazandın? Kazandım, seni kazandım. Çok sevindim. Ömer inanamıyorum sana. Ya bir de bana anlatsın ne oluyor ne bitiyor. Evet hadi ya, kaldık burada böyle hiçbir şey anlamıyoruz. Abi şimdi mevzu şöyle. 2 hafta önce bizim okulda bir matematik sınavı yaptılar. Ama sadece bizim okul değil ha. Başka şehirlerden, başka okullardan da insanlar katıldı. Sonra burada ilk 10'a girene gelecek yıl değişim programıyla Amerika'ya yolluyorlar. Amerika'ya mı yolluyorlar şimdi? Ben kazandım. Ne diyorsun oğlum? Ulan! Ulan kardeşim Amerika'ya gidiyor lan! Kardeşim Amerika'ya gidiyor lan! Ömer, sen Amerika'ya mı gideceksin? Valla
Gitme kısmı biraz sıkıntılı yenge. Ama olsun. Hani sonuçta ben bu sınavdan çok yüksek aldıysam üniversite sınavında çok çok daha iyi yaparım. Buna seviniyorum aslında ben. O ne demek ki şimdi? Yani gitme kısmının ne sıkıntılı oğlum? Abi şöyle sıkıntılı. Tamam okuması bedava da. İlk kayıt için 500 dolar istiyorlar. Bir de önümüzdeki hafta yatıracakmışız. 500 dolar çok para ya. Aslında biz de işe girdik hani. Yok biz o parayı toplayamayız bir haftada ya. Yani o yüzden bu kısma pek takılmıyorum. E tamam oğlum sen niye şimdi öyle söylüyorsun ki? Böyle bir fırsat geri tepilir mi hiç? Bakarsın buluruz bir yolunu. Harbi mi diyorsun abi? Ya harbi diyorum tabii. Oğlum tamam yeter artık kapat. Hadi çocuğun da işi gücü vardır kapat yavrum. Abi görüşürüz. Aslanım benim be. Vallahi bak bu hayatta yaptığım en doğru şey... ...sizin Ataman Koleji'ne gitmeniz için ısrar etmem oldu ha. Ha ne güzel fırsatlar doğdu överim. Aferin. Orhan, Allah bize uzun ömürler versin de şunların hepsinin mezun olduklarını görelim. Görürüz Sengül, görürüz. Önümüzde güzel günler var, görürüz inşallah. Amin inşallah. Tebrik ederim Ömer. Sağ ol. Ben çayları tazeleyeyim. Ben de yardım edeyim. Hadi kızım, aferin. Ben şunu oynama. Ay Asiye, ocağı da kapatsın olur mu? Altı açık kalmasın. Alo, Mehmet abi iyi akşamlar. İyi akşamlar Kadir'im, buyur. Ya abi hani şu durakta bugün bahsettiğim böcek ilaçlama işi vardı ya. Abi günlük mü veriyorlardı parayı oradan? Evet abicim, her gittiğinde çalıştığın saat karşılığı ödeme yapıyorlar. Saati 100 lira. Ya abi senden rica etsem, bana bir iş ayarlar mısın orada? Ya okuldan önce sonra hiç fark etmez. Yarın gel başla desinler gider başlarım. Hatta öyle deseler çok iyi olur abi. Acil paraya ihtiyacım var. Ayarlarız abicim sıkıntı yok. Ben konuşursan haber veririm. Eyvallah abi. Cansın. Ya benim bu parayı denkleştirmem için günde kaç saat çalışmam lazım acaba ya? Onu bir hesaplayayım önce. Çocuk solakmış. Lan. Senin ne işin var bu odada? Sakin ol babacığım. Doruk dışarıda, sıkıntı yok. Ya bana şu kelimeyi kullanma demiyor muyum ya? Sen beni delirtmek mi istiyorsun çocuk? Vallahi herhalde o kadar çok içimden geliyor ki... ...böyle ağzımdan çıkıveriyor bir anda seni görünce. Çıkıvermesin ağzından beni görünce. Beni görünce ağzından çıkıvermesin. Çünkü bir gün yanlışlıkla Nebahat'in yanında ağzından çıkıverirse... ...seni ben bile kurtaramam ona göre. Onu bunu bırak da... ...düşünüyorum da... ...eğer sen annemi terk etmemiş... Yani ne boş yerine annemi tercih etmiş olsaydın bu oda benim olacaktı değil mi? Yani bu oda, bu hayat, Doruk'un sahip olduğu her şey benim olacaktı değil mi? Bilemeyiz onu çocuk. Bilemeyiz nereden bileceğiz kader bu. Belki olacaktı, belki olmayacaktı. Belki bunların hiçbiri benim de olmayacaktı. Biz bunları bilemeyiz ama şunu çok iyi biliyorum ki bu oda sana hiç iyi gelmemiş. Hadi canım, hadi sen ufaktan çık bu odadan, hadi hayra karşı, hadi. Ben seni biraz korkmuş gördüm. Babacığım. İnanamıyorum ya, vallahi inanamıyorum bes. Nerede bir manyak var, nerede bir psikopat var, geliyor beni buluyor ya. Ulan acaba hatayı kendimden... Yoksa ne alakası var? Bu da
sabah ile akşam ayrı psikopatla uğraşıyorum. Bu nedir ya? Akif. Kötü bir haber mi var? Ne oldu? Abisi falan mı duymuş? Buraya mı geliyorlarmış? Yok Nebahat, Allah'ını seversen. Yok öyle bir şey yok. Kimse bir şey duymadı. Kimse buraya gelmiyor. Nereden çıkarıyorsun ya? Ay ne bileyim Akif benim. Aklım takıldı orada. Çok korkuyorum. Seni de böyle sıkıntılı görünce dedim kötü bir şey oldu. Yok ne başım yok. Kötü bir şey olmadı da. Ben artık bezdim biliyor musun? Vallahi bela paratoneri gibi yaşıyorum. Bu nedir? Vallahi çok yoruldum ya. En son gideceğim Kadir'e. Diyeceğim ki böyleyken böyle oldu. Al şu silahı çek vur beni. O da vuracak. O da kurtulacak. Ben de kurtulacağım. Bu nedir ya? Ay ne diyorsun Akif? Saçmalama ne demek ya? Vur beni. Allah korusun. Yıldım ne başım. Yıldım, yıldım. Geldi buralarıma kadar geldi. Ben artık vallahi çok yoruldum ya. Canım benim. Ben ne yapayım? Yatayım mı biraz? Tamam. Tamam bir tanem. Hadi iyi geceler. Yok ya vazgeçtim yatmayayım. Ben gideyim biraz hava alayım. Çünkü vallahi birazcık açılayım olmazsa yani. Hadi çıkıyorum görüşürüz. Akif dikkat et. Camdan gördüm. Uyku tutmadı değil mi? Karar verdin mi? Söyleyeceğim mi Kadir abiye? Veremedim. Şimdi bir de Ömer'in durumu var tabii. Hazır okul sayesinde böyle bir başarı elde etmişken... bu olay patlarsa o da yanar. Evet, kesin öyle olur. Olay duyulursa bu adam bizi pişman etmek için elinden geleni yapar. Yani Kadir abime yaptıklarını öğrendikten sonra yapmaz diyemiyorum. İyi de şimdi ben bunlardan korkarsam, hiçbir şey söyleyemezsem... bu adam bedelini ödeyemeden kurtulacak. Ben de bunu sindiremiyorum işte. Bu sıkıntıyı atamıyorum içimden. Tamam, anlıyorum seni. Çok da haklısın. Ama bazen şöyle düşünmek gerek. Söylesem mi daha büyük sıkıntı, söylemesem mi? Yani her ne yaparsan yap... hiçbir seçenekte tamamen huzurlu olmayacağını kabul ederek seçim yapman gerek. Kızlar. Gece gece ne kaynatıyorsunuz böyle fısır fısır? Hiç havadan sudan konuşuyorduk. Ha, ben de yedim. Niye sustunuz o zaman ben gelince? Anne yok bir şey ya. Allah Allah. Oho saat de 12 olmuş ben yatıyorum. O kadar geç olduysa ben de yatayım. İyi geceler yenge. İyi geceler güzel kızım. İyi geceler. Aha. Biz hiç genç olmadık sanki. Kim bilir hangi olanı çekiştiriyorlar. Zilliler. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O gün ki gördüm seni, yaktı ah yaktın beni. Nereden biliyorsun? Ben seninle ilgili her şeyi biliyorum Suzan. Ben senin attığın her adımı, aldığın her nefesi biliyorum Suzan'ım. Sarhoşsun sen. Sarhoşsun da nasıl kullandın acaba o arabayı buraya kadar? Araba yok. Taksiyle gel. Taksiciye dedim ki, beni dedim bugüne kadar
en mutlu olduğum yere götürdün. Bu hayatta nefes alabildiğim tek yere götürür müsün beni dedim. Suzan'a getirdi. Tamam. Ben de şimdi bir taksi çağırıyorum. Seni ait olduğun yere geri götürüyorum. Yapma, ne olur yapma. Beni o eve gönderme Suzan. Benim o evde başıma bir sürü bela gelir. Ben o evde mutlu değilim ki hiç. Gönderme beni, ne olur. Akif, hemen şu anda evine gidiyorsun. Yani sen şimdi bana diyorsun ki benden diyorsun sana hayır yok. Öyle mi? Geldiğin yere geri dön diyorsun, öyle mi? Evet, öyle diyorum. Hemen evine gider misin şu an? Tabii ki ya. Gideceğim ama beni dinler misin? Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sonra Akif gitti, yok. Tozunu bulamayacağım. Tek bir şey be. Seni unutmaya ömrüm yeter. Dön desem tersine dünya döner mi? Gururum aşkıma öyle düşman ki geri dön beni sev dön diyemem ki. Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılır öper koklardın. Seviyorum derken çok özlüyorken. Şimdi neden bana yabancısın sen? Benim kaderimde ayrılıklar var. Kime bağlandıysam ayrıldı yollar. Kimseyi sevmedim ben hiç bu kadar. Benden ayrılmaya yeminin mi var? Evet, çok güzel söyledin. Çok teşekkür ederim ama artık yeter. Hemen şu anda evine gidiyorsun Akif. Zaten konser de bitti. Son şarkıydı bu. Burada bana ayrılan sürenin sonuna geldik. En güzel günler, en güzel geceler sizlerin olsun. Başka bir konserde kavuşmak üzere. Hadi hoşça kal. Dur Akif, dur. Ne oldu? Sen de beni özlediğini mi hatırladın? Hayır. Bu halde bir yere gidemeyeceğinin farkına vardım. Sana içeride bir kahve yapacağım. İçeceksin, ayılacaksın. Ondan sonra gidersin nereye gideceksen. Suzan'ım ya. Benim kader arkadaşım, benim best buddy'msin ya, biliyor musun? Best buddy yeni öğrendim. Çok tuttuğum bir kelime artık. Suzan'ım. Yani ailenlesin. İşin gücün yerinde. Çoluğun çocuğun sorunsuz. Hayır, anlamıyorum. Yani ne derdin var da bu kadar nefessiz kalıyorsun o evde? Ha daha geçen gün ne boşluğunun gözünün içine baka baka metiyeler düzüyordu. Ha ne oldu bu kadar hızlı? Ne değişti anlamadım. Ah Akif, ah. Asiye, ne oldu abicim? Neden uyanıksın? Abi, benim sana dünden beri söylemem gereken bir şey var. Ne?
içimde tutamıyorum, saklayamıyorum. Ben bir şeyler öğrendim abi. Akif Atakul'un yaptığı kötü şeyleri. Ne gibi kötü şeyler? Seni hapse yollayan oymuş. Ne? O adama ateş eden Akif Atakul'muş. Sonra sen gelince senin kafana vurmuş, eline silah tutuşturmuş falan abi. Sonra da kaçmış. Yani başımıza gelen bütün kötü şeylerin sebebi o pislik adammış. Sana bunu kim söyledi? Tolga söyledi. Sonra o pislikle itiraf etti. Evet ben yaptım dedi. Neden böyle bir şey yapmışlar peki? Ne istemişler benden? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Sen burada bekle abicim. Ben geleceğim. Nereye abi? Abi. Abi nereye gidiyorsun? Abi. Abi tamam dur abi. Abi gitme. Kardeşin çenesini tutamadı, sana yetiştirdi. Öyle mi? Hiçbirinizde akıl yok. Hiçbirinizde akıl yok. Akıl yok ha? Peki haysiyet, ahlak, gurur bunlardan da bizde var. Sende var mı? Bana bak Kadir. Lan! Kadir dur. Sen nasıl bizim hayatımızla oynarsın lan? Dur açıklayacağım. Sende hiçbir şerif yok. Hiçbir hasiyet yok sende. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Kadir dur. Öldüreceğim lan seni. Ne olur dur. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim. O adama ateş eden Akif Atakul'muş. Geberteceğim! Abi! Asiye! Abim ne oldu? Kabus mu gördün bir tanem? Evet abi. Evet. Geçti bir tanem. Geçti. Ne gördün de bu kadar korktun sen? Abi sen bizim başımızdan hiç ayrılma tamam mı? Hiç bırakma bizi. Bir tanem. Ya ben sizi bırakıp gider miyim? Ben ölene kadar sizin başınızda kalacağım. Söz veriyorum sana. İşte tamam, ağlama. Asiye bir su iç istersen. Geçti güzel kardeşim benim. Geçti bir tanem. Bak, uyandın. Tamam mı? Geçti. Geçti bak, bir şey yok. Anne. Gelir misin be? Evet. Akşam sarhoş olmuş. Geldi kapıya. Ben de kahve yapayım ayılsın dedim ama... burada sızmış kalmış. Yani? Ne istiyor? Neden gelmiş? Aşkı mı kabarmış yine sana? Saçma sapan konuşma harika. Geldi, anlattı, sızlandı, dertlendi. Ondan sonra da işte sızıp kaldı orada. Ne yapacağız? Böyle mi bırakacağız? Dur ben şimdi ne yapacağımı biliyorum. Belki bir gün lazım olur. Elim olur. Ne?
Suzan! Suzan, ne yapıyorsun? Boğacağım beni. Günaydın. Ne günaydını ya? Ne günaydını? İnsan böyle mi uyandırılır? Ama sen bana nasıl uyuyacağını sormadığına göre... ben de uyandırmak için nasıl yapacağımı sana sormayı düşünmedim Akif. Günaydın Akif amcam. Günaydın kızım. Artık uyandığına göre evimden gidebilir misin? Yeterince ayıldığını düşünüyorum çünkü. Ayıldım. Heh. Ayıldım, gideyim ben. Sen de özür dilerim. Rahatsızlık mı? Lafı mı olur canım? Bu zamana kadar verdiğin rahatsızlıkların yanında... malıma, mülküme, her şeyime gözünü dikmiş bir adamsın. İki tane şarkı söyledin diye rahatsız mı olacağız yani biz? Ha? Hoşça kal. Hoşça kal. Ben de gideyim artık. Kızım, kahvaltı etmedin. Yok anne, aç değilim ben ya. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi buyur. Cevapsız çare. Acaba bu on cevapsız çare ne kadar mal olacak bize? Nebahat bitirdi beni ya. Alo. Zeynel. Şimdi sana bir konum yollayacağım. Yolladığım yere gel, beni al. Şimdi geleceksin oğlum. Ne zaman geleceksin? Allah Allah. Tövbe yarabbim ya. Selam. Buyur kızım. Ben bir şey düşündüm de. Nebahat abla. Burada Suzan Manyas'ın evinde geceyi geçirdiğini duysam. Delirir değil mi? Yok. Duymasın. Niye duysun ki? Duymasın. Yok, hiç öyle bir şey duymasına gerek yok. Bence hiç. Niye duysun ayrıca da, değil mi? Yani fikrini alayım dedim. Sonuçta senin karın. Sen benden daha iyi tanıyorsun. Yapma kızım, harika yap. Güzel kızım benim, yapmazsın sen öyle bir şey. Sen hiç öyle bir şey yapsan, sen söylemezsen duymaz. Söylemeyeceksin değil mi? Ay yok, söylemeyeceğim. İşte bu ya, oh. Yani ben bunu göstermeyi planlıyorum. Onu yalnız... Vallahi inanamıyorum pes ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Siz nasıl bir nesilsiniz ya? Siz nasıl bir nesilsiniz be? Oğlum, hepinizin içinde şeytan var be. Yani esasen bunu gösterip göstermemen senin elinde. Ne istiyorsun? Ne kadar nakitin var? Ya Rabbim. ...800 var. Vallahi de başka yok lan. İyi. Bunu kafede harcarım. Sen de beni okula bırakırsın. Ulaşım masrafım olmamış olur. Tabii efendim, bırakırız. Ne demek? Araç geliyor yolda. Bırakırız. Güzel. Hadi artık sil şunu ama be kızım be. Hadi be çocuğum be. Ay sileceğim Akif amca. Sileceğim. Ama anlaşmamız için önce bir yere uğramamız lazım. Nereye uğrayacağız? Sürpriz. Ufak bir işimiz var. Ufacık. Allah sonumuzu hayır etsin. Şiştim, vallahi şiştim ya. Bak sinir oldum adama ha. Ya bir anda taksiyi altından alıp satmak ne demek ya?
Ne yapsınlar abicim? Belki adamın acelesi vardır. Yani biz karışamayız ki kimsenin içine. Abi bu böcek ilaçlama işi yani düzgün bir şirket mi? Sonuçta işin içinde kimyasal ilaçlar falan var. Vallahi Mehmet abinin bacana önerdi işi. Onlar da bir süredir oradalar. E parası da güzel. Ben de gidince göreceğim yani. Hem bizim Amerika yolculuğumuz var artık. Vallahi güzel çirkin demeden çalışmamız lazım. Bilmiyorum o işi abi ya. Tamam biz şimdi işe girdik. Elimize 3-5 kuruş bir şey geçecek de. Ne bileyim bu sıkıntının parasızlığın ortasında... Bu sıkıntının parasızlığın ortasında başımıza gelen en güzel şey bu abicim. O yüzden vazgeçmek yok. Gerekirse gece demeden, gündüz demeden ben gideceğim, çalışacağım, yemeyeceğim, içmeyeceğim. Ama o parayı alacağım, buraya kardeşimin yanına getireceğim. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Açtım ben. Domatesi. Günaydın Eren ailesi. Ya dur ya şimdi sana alıştırma olsun biliyor musun? Good morning Eren familia. Good morning kızım, good morning. Ya bu aralar bir prenses, bir minnoş beni hiç öpmedi ya. Farkında olan var mı acaba? Hı? Üzerinde formayı görünce rahatladım. Bir an yokuz diyeceğim diye çok korkmuştum. Söyleyemedim Aybike. Haydi çıkalım. Kadir abi. Görüşürüz abi okulda. Kadir bugün Emel'i Sebahat teyze alacaksa... ben seninle gelebilirim istersen. Yani yardım etmiş olurum. Tabii. Gel kendini iyi hissediyorsan. İyiyim. Yok bir şeyim. İçin içini yiyor biliyorum. Ama bence doğru olanı yaptın. İnan bana. Daha yapmam gereken şeyler var Aybike. Sınıfta görüşürüz. Asiye. Ben de seninle konuşmak istiyorum. Seninle son kez konuşuyorum Dorukat Okul. Duyduğum onca şeyden sonra hala okulda olduğum için beni gurursuz falan zannetmeni istemiyorum. Gerçi niye hala bu umurumdaysa. Asiye o nasıl laf? Ben senin nasıl bir insan olduğunu bilmiyor muyum? Tabii ki gurursuz falan değilsin sen. Abime hiçbir şey söylemedim. Yaptığı onca pislikten sonra babana bir şey yapar falan diye korktum da. Biliyorum. Anlıyorum, haklısın. Hiçbir şey anladığın yok Doruk. Siz paranız olunca, zengin olunca falan istediğinizi yapabileceğinizi zannediyorsunuz. Çocuğu hapishaneye attırdık. Kardeşlerini yetimhaneye dağıttık. Parasını verelim, evlerini satın alalım da... gerçekleri öğrenince bari bunlar mecbur kalsın, sussunlar istiyorsunuz. Ama öyle olmuyor işte. Amacım bu değildi Asiye. Amacın neydi Doruk? Babanın yaptığı tüm pislikleri bilmene rağmen susmadın mı? E sen de kimseye bir şey söylemeyeceğim diyorsun. Anlıyorum, haklısın. Abini korumaya çalışıyorsun. Peki ben? Ben neden babamı korumaya çalıştığımda suçlu duruma düşüyorum? Ya neden? Çünkü benim abim pisliğin teki değil. Ben bu sefer gerçekten abim katil olmasın diye susuyorum. Yani sizin okulunuzda okuduğumuz, sizin evinizde yaşadığımız, sizin o pis paranıza muhtaç olduğumuz için falan değil. Ben zaten inanıyorum bir gün bir mucize olacak. Biz sizin hayatınızdan çekip gideceğiz. Bir daha da yüzünüzü görmeyeceğiz. Asiye, beni babam yüzünden cezalandıramazsın. Eğer ben olmasaydım Erhan abi ifadesinde Kadir'in yaptığını söylerdi. Babam paçayı yırtmak için zorla ona bunu söyletirdi. Ben bunun olmasını engelledim. Çok sağ ol Doruk, vallahi ya. Asiye dalga geçer gibi çok sağ ol filan demesene. Denedim en azından, çabaladım. Babamın daha fazla kötülük yapmasını engelledim. Daha ne yapacaktı Doruk ya? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Bir de hala ben size iyilik yaptım falan diyorsun. Gitmem lazım. Sevgili falan da değiliz artık. Herhalde anlamışsındır bunu da. Asiye gitme. Yalvarırım yapma bunu bize ne olur. Ne oldu kanka ya? Hı? Artık sana katlanmak zorunda değilim. Duydun mu beni? Benden uzak dur.
Ya bizim arkadaş biraz aşk acısı falan çekiyor da normal bu tavırları. Ben de iyiyim yani, sorun yok. Hadi görüşürüz. Şu rengini mi? Al. Doğru söylüyorsun, ikisini de alayım. Biraz daha ayakkabı bakabilir miyiz lütfen? Volkan, nasılsın kardeşim? Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, ben de iyiyim. Ya benim senden bir istirham olacak. Ben dün gece evde kalmadım da. Yok yok, o şekil değil. Hayır, hayır, o şekil değil ya. Ama işte benim hanıma Volkan'da kaldım. Hani yedik içtik, orada da sızmışız diyeceğim. He, ağız birliği yaparız. Hay yaşa. Hayır, sağ ol. Sağ ol canım kardeşim benim. Sağ olasın. Tamam, tamam, anlatırım. Haydi, haydi görüşürüz. Haydi. Var ya sen. Ne Türk açısına. Bravo. Bunu sen mi söylüyorsun bana ya? Elindeki şantaj videosuyla alışveriş yapıyorsun şu an. Sanırsın bana ahlak elçisi. İyi neyse. Ödeyebilirsin. Telefonu ver. Kartı ver. Hale bak. Çoluğun çocuğun elinde maskara olduk, bir de şantaj yapıyorlar bak. İstersen videoyu ne boşa göndereyim. Paran cebinde kalır. Yok, hiç öyle düşünme. O iş kapandı. Hadi canım. Hadi öde gidelim. Hadi. Canı aldı. Şey, Kadir ne zaman gelir? Kadir eli kulağındadır ya, gelir şimdi Kadir'im. Heh, Kadir'im. Günaydın. Sağ ol. Sana da. Cemile gelsene. Cemile bugün evde yalnız kalmak istemedi. Ben de yardıma getirdim. İstemediğin ne varsa yaptırabilirsin Cemile'ye. Ciddi söylüyor bu arada. Seve seve yaparım. Tamam, şurada solda arkada depo var. Önünü kap gel hadi. Hadi motivasyon motivasyon hadi. Nasılsın? İyiyim. O gün hala bıraktığımız yerde miyiz? Yoksa o saçmalığı geriden bıraktık. Bilmem. Ne fark eder ki? Sen bak işine ya. Cemile'ye yardım falan etmen gerekiyordur. Benim de çalışmam lazım. Konuşuruz sonra. Gel, şu bardakları bir düzenleyelim oğlum ya. Tiklendirdi beni bu bardaklar. Niye böyle koyuyorsun bu bardakları? Ayrıyeten ben sana şunları şunun içine koymayalım demedim mi? Demedim ben sana şunları şunun içine koymayalım diye. Delireceğim ya. Allah Allah. O kız kahvesini niye unuttu acaba? Aklı burada kaldığı için olabilir mi? Yazık, şimdi ders mers de dinlemez o. Böyle tahtaya bön bön bakar. Yazık yavrum. Oğlum tahtaya niye bön bön baksın ya? Ne oluyor ki yani, hayırdır? Oğlum sen ne ruh hastası bir adamsın lan. Sen ne değişik bir tipsin. Ya kardeşim, kız kıskanıyor, ona takılmış. Sen niye bu kızı hala tutup buraya getiriyorsun? Sen hasta mısın ya? Ya niye getirmeyeyim oğlum? Niye getirmeyeyim mazlum? Bir şey mi saklıyorum ben? Yani benim Cemile ile aramda bir şey mi var? Bir aşk mı yaşıyorum yani? Getirmemem mi lazım? Ya bir de sanki gerçekmiş gibi trip atıyor bana. Vallahi artık ben de kırılıyorum oğlum. Bak mazlum, artık ben de kırılıyorum kardeşim. Tamam kardeşim, tamam. Sen de haklısın. O zaman bütün problem tam olarak şundan dolayı kaynaklanıyor. Sen erkeksin.
o kadın. Oy. Siz Talya'ya yansısınız. Ayrı mısınız hala? Ayrıyız ya. Ayrıydık. Yani zaten biz ayrı dünyaların insanıydık. Da işte bir jeton bir ara böyle takıldı, bir gitti geldi, gitti geldi. Neyse çok şey yapmayalım ama kapandı yani o konu, gitti. Hiç öyle konuşma Mazlum. Biliyorsun yani bu görünüşlerinin sağ solu belli olmuyor. Vallahi bazen bu görünüşlerin sağ solu belli oluyor Kadir'im. Yani değiştiremeyeceğin şeyler oluyorsa belli oluyor. Oluyor değil mi? Oluyor. Öğrenmiş olsa kafaya gelip çalışmaz herhalde. Akif Bey. Kadir. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Bir şey içer misiniz? Bir çay mı içeyim hadi? Mazlum Bey, bir çay lütfen. Cemil, bir çay. Nasılsın bakalım? İyi, her şey yolunda. Güzel. Kardeşlerin nasıl? Onlar da iyi, onların da her şey yolunda. Hatta Ömer böyle Türkiye'de çok önemli bir sınavda ilk 10 arasına girdi. Gururluyuz. Vallahi maşallah ya. Çok zeki çocuk bu Ömer. Asiye nasıl? İyi, o da iyi. İyi, güzel. Çok güzel. Siz idari işler için falan mı geldiniz? Aynen, aynen. Ben de idari işler için falan geldim. Gideyim o zaman halledeyim benim işleri. Çayınız? Çayınızı içmediniz. Kadir'ciğim idari işler. Beklemez, biliyorsun. Hadi sen iç benim yerime. Sağ olun. Akif sen de yavaştan ilerle. Psikopatların sağ sol belli olmaz çünkü. Her adımı gözlemliyorsunuz. Deney raporu hazırlamanızı isteyeceğim. Oğlum şu dersten var ya zerre bir şey anlamıyorum ha. Hani niye okuyoruz henüz daha onu da çözemedim. Eve gidip ben bomba mı üreteceğim? Hani bahçeye çıkıp karbondioksitle oksijeni mi birleştireceğim? Amacı ne oğlum bu dersin? Ona bakılırsa ne Sümerleri ne de Lidyalıları bir daha göreceğiz ama tarihte okuyoruz. Evet oğlum o da saçmalık. Çok haklısın. Sen şimdi onun derslerin gereksiz olduğuna dair destek oldun ya. Bundan sonra en iyi arkadaş sensin, haberin olsun. En iyi kankim o artık benim. Oğulcan konuşmadan. Konuşmadan ben nasıl konuşacağım oğlum? Kanki. Ya benim şu raporu sen tutsan olur değil mi? Yaparsın bu güzelliği kankine. Dedim sana en iyi arkadaş olacaksın diye. Senden boşalan yerler itina ile Kaan kardeşimiz tarafından dolduruluyor kanka. Ne dersin? Sen kendi işine baksana Tolga. İşime bakarım kanka. Ben işime bakarım, sıkıntı yok. Ben sadece ne gördüysem onu söyledim. Sen de muhatap olma artık şu manyakla ya. Duymamazlıktan gel. Ah! İyi misin? Ne oldu? İyi misin? Belim yaktım ya. Buz getireyim. Ya da revirden krem falan alayım. Ya da sen al. Ya yok ya. Geçer şimdi. Boş verin. Sorun yok. Biz onu şey ederiz ya. Sen canını sıkma güzel kardeşim. Hadi sen deneyine dön. Hadi çalış çalış. Hadi. İyi misin? İyiyim iyiyim. Bir şeyim yok. Çocuğa bak ya. Sayesinde sevgilimizle ilgilenemiyoruz. Bir dakika ya. Siz sevgili misiniz artık? Öyleyiz. Hadi be. Ne güzel. Bence beraber olduğunuz her saniyenin kıymetini bil. Sonra bitince çok üzülüyorsun çünkü.
Akif? Akif neredesin sen? Bütün gece yüreğim ağzımda uyuyamadım, sabaha kadar seni bekledim. E hayatım, mesaj attım ya Volkan'dayım diye. Attın ama sabah attın. Benim o saate kadar kafamdan binlerce şey geçti. Akif, çocuk seni buldu mu? Bir şey mi yaptı? Ya canım, canım ne başım. Hiç merak etme sen. Tamam, bir şey yapmadı, yapmayacak da. Çünkü ben bugün okula gittim. Bir kolaçan ettim, baktım kız abisine bir şey söylemiş mi diye. Her şey yolunda. Ay gerçekten mi? Ay çok şükür. Ay rahatladım şimdi. Kim var dışarıda? Ha, Şengül canım. Onun da biraz kafası bozuk. O kocasının fizik tedavi masraflarını biriktiriyormuş, yetiştiremiyormuş parayı falan. Vallahi sabahtan beri ağlıyor. Dinle dinle içim şişti. Ah, Akif Bey hoş geldiniz. Ben bir kahve yapayım size. Hoş gördük Şengül Hanım. E hadi yap bir kahve. Ben bu arada üstümü değiştireyim, sonra şirkete giderim. Şengül, sen bugün benim asistanım ara da şu fizik tedavi merkezinin telefon numarasını bırak. Orhan Bey'in tedavisinde bizim de bir katkımız bulunsun değil mi? Bundan sonraki ödemeleri biz yapalım. Esah mı diyor Akif Bey? Esah tabii Şengül Hanım. Biz neticede bir aileyiz, öyle değil mi? Akif Bey, sen var ya cansın can. Hemen en güzelinden kahve yapacağım sana. Hadi, hadi canım. Arayı iyi tutmak gerek. Kız bugün söylemedi ama yarın söyleyebilir. Minnet duygusu ne kadar büyük olursa yırtmamız da o kadar kolay olur. Senin kafan böyle şeylere nasıl güzel çalışıyor. Vallahi korkulur senden. Üstümü değiştirip geliyorum. Tamam, hadi. Nebahat Hanım, Allah sizden razı olsun dediğim. Ne demek Şengülcüğüm? Ya çok çalıştım. Yormasam mı kendini daha fazla? Ya bir şey olmasın sonra. Yok, iyiyim Kadir, merak etme. Yani ya sürdüğüm krem ya da kullandığım ilaç iyi geldi. Bugün kendimi iyi hissediyorum. İyi bari. Ömer. Hocam. Tebrik ederim oğlum seni. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de hala inanamıyorum. İnanamayacak bir şey yok. Çalıştın, hak ettin, oldu işte. Kayıt için birkaç prosedür gerekiyordu. O işleri hallettin mi? Evrakları hallettim de işte bir geriye para kısmı kaldı. Onu da hallederim hocam. Bir şey içer miydiniz? Bir sade kahveni alırım kızım. Kadir, arkadaş yeni çalışanımız mı? Hiç görmedim daha önce. Hayır hocam, bizim misafirimiz. Ya bugünlük yardıma geldi. Okul? Okula gitmiyor musun? Ben liseyi geçen sene bitirdim. Yetimhane yurdundan yeni ayrıldım da ben. Ya bir düzen kurana kadar, yani bir iş bulana kadar. Ama sonra hazırlanacağım üniversite sınavlarına. Aslında biz hademe olarak birini arıyorduk. Eğer istersen seni o işe alabiliriz. Gerçekten mi? Ya evet, isterim tabii, çok isterim. İnanamıyorum Kadir, iş buldum. Yok artık ya. Yok artık. O zaman eski günlerinize dönebilmek için o kızın o evden gitmesi lazım. Söyle güzel kızım benim. Baba, müsaitsen senden bir şey isteyecektim de. Acaba hangi hayvanları koruma derneğine ne kadar kaptırıyoruz? Evet, dinliyorum, buyur. Ya yok, öyle bir şey değil.
Bir arkadaşımın acil işe ihtiyacı var da... acaba şirkette bir şeyler ayarlayabilir misin? Ya sen iste, ben senin arkadaşına şirket kurarım. Güzel kızım benim, sen istiyorsun, ben yapmaz mıyım ya? Ver şirketin adresini, insan kaynaklarına gelsin, gerisini ben hallederim, tamam? Süpersin baba, çok teşekkür ederim. Bir an önce işine gücüne git de çık aramızdan, ne olur. Yalnız kalmak istiyorsan kalkayım. Ya, hava almaya çıkmıştım öyle. Doruk'la olanları duydum. Yani aynı evde yaşayınca zaten ister istemez duyuyorsun. Anlamadım, ne duydun? İşte, onun ailesi sizi yakıştıramıyormuş. O yüzden Doruk'a kızmışlar. İşte bu tarz şeyler. Evet, aynen. Ama bence Doruk yanlış yaptı. Yani bu kadar kolay teslim olması, tamam ayrıldık demesi. Ya ben yakıştıramadım ona. Yani öyle olması gerekiyormuş diyelim. Bak şimdi. Ben biraz üşüdüm de içeri geçiyorum. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Kaan ya. Bir şey soracağım. Dikkat ettim de. Biz Asiye'yle ne zaman ayrılsak? Bir bakıyorum. Hop. Asiye'nin yanındasın. Bilerek mi yapıyorsun sen bunu? Yani Doruk, biz bu işi konuştuk, anlaştık sanıyordum ben. Hani Asiye'yle benim arkadaşlık dışında hiçbir niyetimin olmadığını sana söyledim. Biliyorsun. Hem zaten ben senin yararına bir şey yapmaya çalışıyordum burada. Ne yapıyordun? Sizin aranızı yapabilir miyim? Onu yokluyordum. Gerçekten mi? Gelsene sen de. Gerçekten yapabilir misin öyle bir şey? Yani Asiye sana biraz sinirli. Ama ayrılmak istemiyor. Öyle mi dedi sana? Tam olarak öyle bir şey söylemedi ama ben anladım. Yani istersen aranızı yaparım. İyiyimdir böyle işlerde. Asiye bana çok kızgın. Ben sanmıyorum yani birinin fikrini değiştirebileceğini. Ben yaparım diyorsam yaparım. Güven bana, merak etme sen. Harbiden mi? Vallahi. Yap be oğlum o zaman ya. Ha? Yap be kardeşim, ne olursun ya. Bak, beni tekrardan sevgilimle barıştır. Ondan sonra var ya, dile benden ne dilersen ha. Kulun kölen olurum oğlum senin. Tamam. O zaman bekle ve gör. Kontrol bende artık. Eyvallah. Kahve içmeye gidiyoruz değil mi? Bir değişiklik yok yani. Berk, bunu gün içinde 7. soruşun. Evet, gidiyoruz. Ne bileyim tatlım ya. İnanamıyorum ya hala. Ondan galiba. Yani bizim sevgili olmamız pek de inanılır bir şey değil. Normal böyle hissetmen. Ama zaten biz de pek normal tipler değiliz, değil mi? Kesinlikle ya. İşte hayalimdeki sevgili. Ne oldu ya? Yanlış bir şey mi dedim ben? Yo yo, demedin. Yani senin ağzından ilk defa böyle bir şey duydum ya. Karnıma bir ağrı saplandı. Ay, söylemeyeyim o zaman. Eski sistem, sürekli kafa göz dalmaya devam edebilirim bak. Hayır hayır, söyle söyle tabii, söyle ya. Yani o vahşi tarzının içine böyle tatlı şeyler de serpiştir arada. Hoşuma gitti. Canım gerizekalı sevgilim. He? Bunun gibi falan. Aynen öyle ya. İyi hadi gidelim. Oğulcan'a bir iki saat kimya çalışacağız diye salladım, eve çok geç kalamam.
Tamam, zaten okula yakın güzel bir kafe var. Oraya gideriz hemen. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Yeni sezon kreasyonlarını görmek istersen beklerim canım. Hem biraz moda zevkin gelişir. O poşetlerle minibüse binmek zor olmayacak mı ya? Ha? Yazık. Yalnızlıktan ölüyorsun değil mi? O yüzden uğraşıyorsun. Ama hiç heveslenme. Seninle muhatap olamayacağım. Bye. Bye. Kahretsin ya. Siz gidin, ben geliyorum. Hadi gelin. Yardım edeyim istersen. Gerek yok. Hallederim ben, sağ ol. İstersen minibüse beraber binebiliriz. Eğer böyle zorlanırsın. Varoşlara giden minibüs var. Binmeyen kalmasın. Ya ben sana gerek yok diyorum. Senin kafan almıyor. Olcan, kusura bakma. Sinirlerim bozuk biraz. Gider misin? Ya ne zamandır bu anı bekliyordum var ya, hala inanamıyorum ya, çok acayip. Aa, dur dur dur. İlk fotomuz. Hayır, ilk değil. Bana yaptığın pislik vardı ya, unuttun galiba. Öpüşüyormuşuz gibi çektiğin. O kadar da dalga geçmiştiniz ya. Bak yine kızdım. Hayır 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 hayır, kızmak yok tatlım ya. Onlar geride kaldı hem de. İyi de çok üzmüştün beni. Biliyorum. Çok özür dilerim. Hem bak sana yemin ederim. Bundan önce seni ne kadar üzdüysem... bundan sonra da onun 100.000 katı mutlu edeceğim seni. Söz mü? Vampir sözü. İyi. Sen çok tatlısın, biliyor musun? Biliyorum. Keşke biraz da mütevazi olsan. Keşke. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ha? Kimya kitapları nerede? Defterler nerede? Ne iş? Flört eder gibi. Bu ne bu hal? Her yerden çık, tamam mı Mahmut Hoca gibi? Olcan ya, ödümüzü koparttın. Bir şeyler içiyoruz, ne yapıyor gibi duruyoruz? Nasıl bir şey içiyoruz kızım ya? Siz ders çalışmak için buluşmuyor muydunuz? Ne için buluşuyorsunuz? Tamam. Artık sadece ders çalışmak için buluşmuyoruz. Ha. Affedersin Aybikeciğim ya, niçin buluşuyorsunuz? Biz çıkıyoruz Olcan. Aybüke doğru mu söylüyor bu? Doğru. Ne var? Aybüke saçma sapan konuşup beni çıldırtma kızım ya. Sen iki gün önceye kadar bu çocuğa gıcık olmuyor mu? Laf sokup duruyordun benim hatırladığım kadarıyla. Nereden çıktı şimdi sevgili olmak falan? Ya sen herhalde unuttun ya, bu çocuk bize neler yaptı. Bunun gibi sende yok. Evet, hatırlıyorum. Ama pişman değil mi? Hem senin Wonderful'un da millete pislikler yapıp duruyor. Biz sana soruyor muyuz niye hala peşinden koşuyorsun diye? Başka bir şey, karıştırma. Neyse, başkaymış. Bak Oğulcan, ben Aybike'yi çok seviyorum. Onu üzecek hiçbir şey de yapmam. Emin olabilirsin. Evet, geçmişim biraz kötü. Biliyorum. Ama ben değiştim. Aybike değiştirdi beni. Çünkü o çok farklı,
eğlenceli, içi dışı bir. Tanıdığım hiç kimse gibi değil yani. Eksik kalmış bir parçam gibi. Ne güzel konuştun ya. Ya oğlum beni kimse niye böyle sevmiyor ama ya? Benim neyim eksik? Ben anlamıyorum ki. Vallahi Aybike bile seni ne hale getirmiş. Nasıl değişmiş? Çok güzel olmuşsun bu arada. Of. Hayır benim günahım ne? Yakışıklı olmak mı? Ben istemedim. Ben istemedim oğlum. Eğlenceli olmak mı? Doğan bu. Ben ne yapayım? Teşekkürler. Tatlım o. Evet efendim. O zaman şöyle yapalım. Ben de bir tane çikolatalı pasta alayım. Yanında da çay olsun ama büyük bardak çay olsun, paşa çayı olsun. Tamam efendim. Afiyet olsun. İşe gidiyor mu? Evet evet gidiyorum yenge, arayacaklar birazdan. Hadi hayırlı olsun. Kadir, oğlum bak maskeyi kıyafeti ihmal etmeyin oldu mu oğlum? Tamam can benim sen merak etme ya. Olcan oğlum sen işe gitmiyor mu? Niye giyindin böyle şıkır şıkır? Ya ilk iş gününden şık olayım dedim madırım ya, kötü mü yaptım? Şimdi aşk kapıyı ne zaman çalar belli mi olur? Bak 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 laflara bak. Anladım be seni oğlum tamam. Ya kovulmayalım da istediğini giysin yenge. Ömer sus ağzından yel alsın ne biçim konuşuyorsun? Madem herkesler burada benim de size çok sevdiğim havacısım var. Sen de mi Amerika'ya gidiyorsun yenge? Yok kızım. Bu havadis amcanla ilgili. Ne? Ya çatlatma söylesene ya. Amcanızın fizik tedavi masraflarını ve kalan seansların hepsini Akif Bey ben karşılıyorum dedi. Ne? Esat'tan mı yenge? Esat'tan gülüm. Hep güzel vermiş. Şengül, bu ne demek ya? Bak doğru söyle, adamı sen mi zorladın? Ya adamın kalbi büyük, cebi dolu. İçinde gelmiş yapmış işte. Vallahi ne diyeyim helal olsun o zaman. Çok kral adammış Akif Bey. Asiye. Ne oldu? Bir şey mi var? Niye sevinmedin sen? Sevinmez olur muyum abi? Sevindim. Benim biraz midem kötü de üşüdüm üstüme bir şeyler giyeyim. Şey mi oldu abicim? Konuşalım mı biraz? Doruk mu bir şey yaptı? O mu sıktı canını? Doruk benim için yok artık abi. Bitti. Hani düzeltmiştiniz her şeyi? Yoluna girmişti her şey yani. Girmemiş abi. Yalanmış. Biz birlikte olamayız artık. Bir şey mi yaptı o sana? He? Bir şey yaptıysa söyle hemen gideyim onu keseyim bir cezasını. He söyle. Yok abi öyle bir şey değil. Biz sadece birbirimize uygun olmadığımızı anladık. Bizim farklı ailelerimiz, farklı hayatlarımız var. Yani olmuyor abi. Biz uygun değiliz birbirimize. Yani sen bir karar vermişsen en doğrusunu yapmışsındır abicim. Oho. Gerçi sana böyle konuşuyorum ama ben de çok bir şey bildiğimden değil yani. Ne oldu abi? Melisa'yla bir şey mi oldu? Limoniz. Cemile burada kalıyor ya. Hani ben onunla ilgileniyorum ya. Böyle bir sinirli, bir tripli, böyle gergin ya. Bir şey var kızda ya Asiye. Biliyor musun abi? Belki de en hayırlısı budur. Yani yol yakınken yanlıştan dönmek en doğrusu.
Niye böyle diyorsun ki abicim şimdi? Sen severdin Melisa'yı. Artık böyle düşünüyorum işte. O aileden bize hayır gelmez abi. Efendim Mehmet abi. Tamam abi, tamam. 5 dakikaya durağın oradayım. Çıkmam lazım benim. Tamam abi. Beyler, maskenizi düzgün takmaya dikkat edin. Arkadaşımız da görüldüğü gibi. Ve kesinlikle molalarda maskenizi yenisiyle değiştirin. İlaca karşı hassasiyet hisseden, başı dönen, midesi bulanan arkadaş o an işini bıraksın benim yanıma gelsin. Sonuçta bir nevi zehir taşıyoruz. Çok fazla temas nadiren de olsa sıkıntı çıkarabilir. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Tamam, haydi şimdi herkes işinin başına. Her mesai çıkışında para alıyoruz değil mi? Birinin ilaçlanması 3-4 saat sürüyor Kadir. İş bitimine de 300-400 lira veriyorlar. Daha fazlasını istersen peki? Yollarlar mı daha fazla işi? Vallahi Kadir, bu çok zor bir iş. Zehir soluyoruz sonuçta. Saatlerce ayakta kalıyoruz. E halin kalmıyor. O yüzden de kimse de daha fazlasına gitmiyor. Sağ olasın. Kolay gelsin. Oğlum sen niye hiç yemeğini yemiyorsun? Bak hasta olacaksın sonra. Aç değilim anne, istemiyorum. Hatta odama çıkıyorum ben. Bugün erken yatacağım. Bu saatte. Evet, size afiyet olsun. Maçı izlemeyeceğiz mi? Beşiktaş'ımızı yalnız bırakmayacaksın değil mi? Odamda seyrederim. Oğlum, saçma sapan bir sebep yüzünden totemi bozarsan... Beşiktaş'ımız da puan kaybederse bozuşuruz. Dalga geçiyorsun değil mi şu an? He? Çünkü gerçekten bana beraber maç izlemeyi teklif ediyor olamazsın. Sana diyecek tek bir lafım yok. Gerçekten yok. Çocuk gibisin vallahi Akif. Çocuk gidiyor aç açına yatıyor. Sen böyle totem motem beraber maç izleme derdindesin. Şok oluyorum sana vallahi. Ol Nebahat'cığım, ol. Ne olursan ol. Ama bugün Beşiktaş puan kaybederse ben sorarım o Doruk Efendi'ye. Ya abimle babam yıllardır Beşiktaş'ın her maçını aynı koltukta, aynı pozisyonda izliyorlar da... abim onu bozuyor diye kızıyor babam. Ben de Beşiktaşlıyım biliyor musun? Öyle mi? Oysa sende hiç Beşiktaşlı havası yok. Beraberiz diyelim. Hatta benim totem yaptığım bir formam var, onu giyip geleyim olur mu? Giy oğlum, giy hadi. Hadi. Ne istersen giy artık. Afiyet olsun. Ömer oğlum, 7 numaralı masa kalktı. Hemen temiz bir servis açalım. Tamam patron. Lan! Ne yapıyorsun oğlum sen orada? Kuzi, oğlum ayaklarım şişti lan benim. Vallahi bak öldüm bittim mahvoldum ben. Çalışmak ne kadar zormuş lan. Oğlum mızmızlanma bak, adam görmeden çık hadi. Hadi. Ya niye çıkıyormuşum efendim, niye çıkıyormuşum? Oğlum ben orada nereye çıksam bir arkamı dönüyorum, bir bakıyorum patron peşimde kovalıyor oğlum. Böyle iş mi olur? Vallahi bak yoruldum, çıldıracağım yorgunluktan. Zaten biliyor musun, zar zor attım kendimi buraya. Gel sen de gel. Bak sinirleniyorum, ilk günden beni kovduramayacaksın. Çık şuradan. Çık. Lan. Çık şuradan. Lan çık. Ömer. Oğlum kuzenin nerede? Bilmem patron, buralardaydı. Buradayım patron. Merhaba. Ya o deminki müşteriler neydi öyle ya? Sonuçta burası ciddi bir müessese. Yemişler yemişler, pis etmişler. Ben sabahtan beri masanın altını topluyorum. Ya patron. Kaptırılan top Oğuzhan aldı. Oğuzhan gidiyor. Ya sağdan Larin koşuyor. Şunu Larin'e vereceksiniz. Bu kadar basit ya. Ya Atiba'yı atsalar verecek de. Atiba'yı atmıyorlar ki. Aynen, aynen. Atiba'yı atan yok. Ben de onu diyeceğim ya. Vallahi ağzından aldın ya.
Enkulu ceza sahasına girdi. Rakibinin üzerine gitti. Son ah be! Yarı finalde. Hadi Sergen hocam. Beşiktaş. Hadi hocam gitti. Be, hadi be. Hatice önüne aldı topu. Aha geliyor. Boşluk var. Geliyor, soldan geliyor. Bak Enkulu'ya bak. Hadi. Kes içeri. Kes içeri. Enkulu kaleye baktı. Enkulu bir kafa. Gol! Gol be! Gol be! La 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 la. Gol Beşiktaş. İşte bu be. Ya insanın da babasıyla maç seyretmesi ne güzel bir şeymiş ya. Ne diyorsun oğlum sen? Oğlum sen ne diyorsun ya? Şu lafı söyleme dedim bana. İlla döveyim seni, onu mu istiyorsun? Döv. Bu yaşıma kadar gelmişim, baba dayağı yemedim demem ben de. Allah'ım ya Rabbim ya. Dur geliyor. İki geliyor, vallahi iki geliyor. Hadi oğlum. Be Sergen hocam be. Adamsın, adam. Hadi aslanım, hadi kartalım benim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abicim. Daha erken biter diye düşünmüştüm. Bir şey mi oldu? Normalde tek seferde 4 saat çalıştırıyorlarmış. Rica ettim, ben de çift var diye çalıştım. Niye öyle bir şey yaptın ki abi? Anca öyle denkleştirebiliriz parayı. Ya abi. Zorlamasak mı acaba ya? Çift var diye falan bayağı yoruluyorsun. Oğlum olur mu öyle şey? Sen git dersine çalış. İngilizceni geliştir. Sen onları yapacaksın. Ben de eve para getireceğim. Bir şeyler hazırlamamı ister misin? Yok yok. Sağ ol. Ama siz geç kalmıyor musunuz zaten? Hadi herkes işine gücüne. Hem senin ilk iş günün değil mi bugün? Evet. Çok heyecanlıyım. Kadir, sen bir kötü gözüküyorsun. Yani bugün gitmesen Mazlum idare edemez mi? Olmaz öyle. Ben bir yarım saat uyur gelirim. Ya o zaman bir gittiğinde portakal suyu falan iç, iyi gelir. Şuna bak ya. Dünkü hastamız bugün hemşire oldu başımıza. Hadi. Hadi geç kalmayın. Nasiye ile konuştum. Doruk'la ayrılmışlar. Ama bu seferki biraz farklı gibi geldi bana. Bugün gidip konuşacağım bir o çocukla. Sen hiç karışma abi. Ben ne olduğunu öğrenirim. Ben de. Sen de. Günaydın. 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 Gitarını niye aldın? Bugün müzik dersi yok ki. Yok da fizik hocası rahatsızlanmış. Ders boş geçecek, o ara herkes kulüplere dağılıyor. Ben de müzik kulübündeyim. Anladım. Doruk, okulda piyano var mı? Yani istesek çalabiliyor muyuz? Ha, var bir tane. Vay, piyano mu çalıyorsun? Evet, 10 yıldır. Sende de maşallah, her yol var. Edebiyat, fotoğraf, müzik. Günaydın. Günaydın baba. Gel sen otur, ben doydum. Eyvallah. Annemin pek parası yoktu ama... ben nedense ileride hep zengin bir adam olacağımı düşünürdüm. O güne geldiğimizde de hiçbir şeyden eksik kalmayayım diye kendimi geliştirdim. Bravo vallahi. Yani insanın kendine yatırım yapması kadar değerli bir şey yok. Değil mi baba? Öyle kızım. Senin bu arkadaşın ne zaman gelecek iş görüşmesine? Ha, ben onu bugün konuşup haber vereceğim sana. Kim ki o? Sen tanımıyorsun ya. Neyse hadi görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.
Seninle gelmemi ister misin Cemile? Teşekkür ederim Asiye. Ben bulurum. İyi dersler sana. Sağ ol. Cemile. Selam. Selam. Seni okulda görmem iyi oldu. Yoksa eve gelecektim de konuşmaya. Ne oldu, hayırdır? Ya bir şey söyleyecektim de. Ben Kadir'den falan iş aradığını duymuştum daha önce. Babamla konuştum senin için. Sana şirkette iş ayarlayacak. Ya çok teşekkür ederim Melisa, çok tatlısın. Bir de eğer şirkete yakın bir yere taşınmak istersen de babamdan avans isteriz senin için. O konuda da rahat ol. Teşekkür ederim ama ben iş buldum. Buldun mu? Nerede? Burada hademe olarak çalışacağım. Bilmiyordum. Evet, çünkü daha dün oldu. Bugün ilk iş günüm. Hatta geç kalmak istemiyorum, kaçıyorum ben. Tekrardan da çok teşekkür ederim. İlgin ve düşüncen için çok çok sağ ol. Anlayacağınız, başarılı bir müzisyen olmanın yolu iyi bir kulak olduğu kadar da iyi bir nota bilgisi. Bu yüzden hepinizin bu nota okuma işine birazcık daha önem vermesini istiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Güzel. Dersin bitmesine çok az kalmış. Doruk, hazır gitarın yanındayken bize bir şeyler çalmak ister misin? Hatta eğer isterse Asiye de sesiyle sana eşlik edebilir. Yok hocam, istemiyorum. Yani rahatsızım ben bu ara biraz da, o yüzden. Geçmiş olsun. Sıkıntı yok hocam, ben söylerim. Hocam ben bu besteyi kendim yaptım. Öyle mi? Çok güzel. Sözlerini de benim için çok özel birine yazdım. Yakında sen üşümez misin ben yokken yanında? Ah sevdiğim, ah bir tanem, ah bilseydim düşmezdim bu aşka. Havalarda soğuyacakmış yakında. Sen üşümez misin ben yokken yanında? Ah sevdiğim, ah bir tanem, ah sevdiğim, ah bir tanem. Doruk, bu benim tokam. Yine mi fark ettin? Yalnız konularda biraz daha dikkat edebilirsek sevgilimize lütfen. Hala bileğimde lastik tokan. Rüyamda sen varsan ben hep oradayım.
alsam. Başta göremedim o güzel kalbini. Şimdi her yerde sen. Ah bilseydim düşmezdim bu aşka. Havalarda soğuyacakmış yakında. Sen üşümez misin ben yokken yanında? Ah sevdiğim, ah bir tanem. Ah bilseydim düşmezdim bu aşka. Havalarda soğuyacakmış yakında. Sen üşümez misin ben yokken yanında? Ah sevdiğim, ah bir tanem. Ah sevdiğim, ah bir tanem. Bravo Doruk. Çok güzel bir şarkı olmuş. Sağ olun hocam. Çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ah sevdiğim, ah bir tanem. Cemile, başlamışsın bile. Evet, başladım Asiye. Ya ama çok heyecanlıyım hala, memnun kalırlar mı benden? Kalırlar canım, niye kalmasınlar? Yani genelde çok şanssız biri olduğum için. Gerçi bugün bir tane daha iş teklifi aldım. Aa, kimden? Melisa'dan. Nasıl yani, anlamadım. Babasının iş yerinde iş ayarlamış bana. Ayrı eve çıkmam için de avans vereceklermiş hatta. Ne oldu abi? Melisa'yla bir şey mi oldu? Limoniz. Cemile burada kalıyor ya. Hani ben onunla ilgileniyorum ya. Böyle bir sinirli, bir tripli, böyle gergin ya. Bir şey var kızda ya Asiye. Bir şey var ya. Yanlış bir şey mi söyledim Asiye? Bir canın sıkıldı sanki. Yok. Ben geç kalmayayım, gideyim. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Daha yeni barışmadınız mı siz? Ne oldu da ayrıldınız? Asiye ne anlatıyorsa o sebepten. Söz vermiştin hani. Bir daha ayrılmak yok falan diyordun. Ne oldu? Erkek adam sözünü yer mi? Ne yaptın yine? Ömer, zaten iyi değilim. Bir de sen üstüme gelme, olur mu? Lütfen. Melisa, bir durur musun? Bir şey soracağım sana. Tabii. Cemile'ye iş ayarlamışsın. Hatta taşınabilsin diye babam avans verir falan da demişsin. Bunun sebebi ne? Nasıl yani? Ne demek istiyorsun anlayamıyorum. Bu kıza niye böyle bir anda iyilik meleği kesildin onu soruyorum. Asiye? Ne oluyor? Seni ilgilendirmezsen karışma. Nasıl karışma ya, kardeşime bağırıyorsun. Abi tamam, lütfen. Ben Cemile'ye yardım etmek istedim. Başka bir niyetim yoktu. Allah Allah. Ya aslında sizler böyle kimseye karşılıksız iyilik falan yapmazsınız. Ben o yüzden çok şaşırdım. Asiye, gerçekten ne demek istediğini anlamıyorum. Bence konuşmayalım daha fazla. Hayır, gitme, konuşacağız. Asiye saçmalama. Kendine gel istersen. Şşş.
Sen öyle bir indir bakayım. Abi tamam, tartışmayın siz de. Asiye, sonra konuşalım olur mu? Lütfen. Cemile'yi kıskandın değil mi? O yüzden kıza babanın şirketinden iş ayarladın. Kızın taşınacağı evi bile düşünmüşsün ya. Aslında bunu kim düşünürdü biliyor musun? Baban. Hatta bundan bile beklerdim ama. Bu mu? Şimdi de bu mu olduk yani? Senden hiç beklemezdim Melisa ya. Ama siz hayatınızdaki problemleri o kadar paranızla, gücünüzle çözmeye alışmışsınız ki. Acıyorum size. Asiye, saçmalama istersen. Bana sinirlendin, hıncını kardeşimden çıkartıyorsun. Senin sorunun benimle, onunla değil. Biz çözelim o zaman. İkimiz. Kavga mı istiyorsun Ömer? Gram fark etmez. Boş ver Ömer ya, bırak. Değmez. Ne halleri varsa görsünler. Hadi yürü. Hadi Ömer yürü, hadi. Şuraya bak ya. İnanamıyorum. Bu benim sevdiğim kız mı cidden? Bu resmen cadı olmuş ya. Nasıl bağırdı sana, gördün mü? Tamam güzelim, sen üzülme ya. O bana sinirlendi, bana öfkelendi. Sinirini senden çıkartıyor. Problem yok, tamam. Hepsi bu. Şefim, beni bu hafta ne kadar iş varsa yollar mısın mümkünse? Ya çift var diye falan fark etmez. İyi de Kadir, zor olmaz mı? Dün iki ayrı işe gittin sen. Çok yorulmadın mı? Yok yok, ben hiç yorulmam, merak etmeyin. İyi peki, nasıl istersen. Sağ olun, çok teşekkürler. Kadir! Bak buradan arta kalan zamanında güzelce dinleniyorsun değil mi? Dinleniyorum, dinleniyorum, merak etmeyin. İyi tamam, yazıyorum hadi. Teşekkürler. Bu sefer ben çok yoruldum bak. Bacaklarım zonkluyor. Ha. O zaman şöyle yapalım Ömer'im. Gel şurada iki dakika çökelim yatalım, gel. Oğlum saçmalama bak, 15 dakikamız kaldı. Azıcık be, hadi. Hay ben senin yapacağın işe be. Hayırdır patron, ne oldu? Bulaşıkçı. Ateşim çıktı, gelemiyorum diyor. Şimdi ben mi yıkayacağım dağ gibi bulaşı? Zormuş gerçekten. Kolay gelsin patron. Ben yıkarım. Oğlum senin mesain bitmiyor mu? Bitiyor da bulaşıkçının yevmiyesini bana verirsen olur patron. Tamam, olur. O işin bitsin, mutfağa geç, tamam oğlum? Tamamdır. Oğlum sen daha demin ölüyorum, bitiyorum demiyor muydun ya? Nereden çıktı şimdi bu? Abim benim için gece gündüz demeden dayanıyorsa ben de dayanacağım. Sıkıntı yok. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle. En azından rüyamda vesile tutunmama. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine
de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana dünya. Aa, sanki sırtımda. Sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Baba, ne olur konuş benimle. İhtiyacım var sana. Gücüm sensin hayatta. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Of. Ne oldu? Eren ailesi yeni bir okul gününe hazır mıyız diye bağırmıyorsun. Oğlum manyak mısın? Ne bağırması? Yorgunlukta ölüyorum. Bak zaten zor konuşuyorum. Oh, süper oldu. Kafa dinleyeceğiz yani bugün. Adamın son mesaisi 12 yaşındaydı. Hatırlıyor musun? Berbere şarkı yapmıştım. Tabii çok geçti üstünden. Paslandın. Ağır geldi bugün. Onu da yanlış hatırlıyorsun. 13 bir kere canım. Ayrıca berber değil, kuaför. Aa, çok pardon efendim. Kariyerinizi eziklediğim için özür diliyorum. Günaydın gençler. Günaydın. Asiye ile aranız benim yüzümden bozuldu. Sana selam bile vermiyor artık sana. Yok. Senin yüzünden değil. Ben gerçekten o dediklerini yaptım. Nasıl yani? Ne yaptın ki? Evlerinde kalan o kızı Kadir'den uzaklaştırmak için plan yaptım. Entrika çevirdim resmen. Sen? Benim masum melek kardeşim neden böyle bir şey yaptı ki acaba? Ha? Ya Kaan'la dertleşmiştik. O verdi bana bu aklı. Hem bu bir kötülük değil ki. Sadece iş bulup süreci hızlandıracaksın dedi. Bana da mantıklı geldi. Keşke uymasaydım ona. Kaan aslında kötü biri değil. Yardım etmek istemiş sana. Bana da Asiye ile barışmam konusunda yardım edeceğini söyledi, biliyor musun? Hala seviyor seni dedi. Neyse, sen Kadir'le konuşmayacak mısın bu konuyu? Nasıl konuşayım ya? Nasıl konuşayım? Yüzüne bile bakamıyorum ki. Günlerdir kaçıyorum ondan. Ya ben nasıl böyle çirkin bir durumun içine düştüm ya? Of. Kıyamam sana, gel. Oğulcan uyuklu içeride. Tembel herif ya. Bir şey soracağım. Kadir abiyle Melisa birlikte değil mi artık? Hiç beraber görmüyorum onları. En son durumlarını bilmiyorum ama araları bozuktu biraz. Melisa Cemil'e olayını söyledin mi abime? Yok, işten işe koşuyor zaten. Doğru düzgün göremiyoruz bile. Bir atak oluyor yüzünden onun da canının sıkılmasını istemedim. İyi düşünmüşsün. Ben bir müzik odasına gideyim. Orada dün dosyamı unutmuştum da. Görüşürüz sonra. Görüşürüz.
Ay çok pardon ya, ben dosyamı burada unutmuşum da o yüzden girdim öyle. Hiç sıkıntı yok. Ben bayağıdır çalmıyordum da. Görünce dayanamadım, öyle çalayım dedim. Güzel çalıyordun ama ya, devam etsene sen. Edeyim. Senin de sesinin güzel olduğunu duydum. Herhangi bir müzik aleti falan çalıyor musun? Yok, hayır. Ama çok isterim yani, böyle hayallerimden biri. Denemek ister misin? Şimdi öğretebilirim istersen. Olur. Evet. Önce sırtımızı dikleştiriyoruz. Şimdi şu iki siyah tuşun solundaki do, şu. Evet, re, mi. Böyle bu tarafa doğru gidiyor. Sonra burası yine do. Bas bakalım. Bu taraf. Evet. Şimdi avuç içlerimiz biraz tuşlardan yüksekte olacak, hafifçe. Çok oldu. Böyle mi? Evet, böyle. Bir daha basalım. Evet, süpersin. Beraber bir parça çalalım mı? Olur. Tamam. Şuradan başlıyoruz. Evet, süpersin. Evet. Hızlısınız bakıyorum gençler. Doruk kapıdan dışarı, Kaan pencereden içeri. Hiç şaşırtmadı. Yılın en romantik konser görüntüleri. Parmakların çok zarif Basiye. Yani piyano çalmaya çok müsait anlamında söyledim. İstersen sana öğretebilirim. Yok, bu ara pek havamda değilim. Dersler de yoğun zaten. Sınıfta görüşürüz. Görüşürüz. Basabiliyor musun üstüne, ha? İyi gibi. Sana tutunursam yürüyebilirim sanki. Revire mevire götüreyim seni, ha? Niye önüne bakmıyor kızım ya? Yok yok, iyiyim ya. Görmemişim işte, takıldım düştüm. Sen acaba bu böyle düpedüz otoban gibi koridorda neye takılmış olabilirsin? Bilmem ki. Görmemişim işte. Takıldım, düştüm ben. Birazcık yürüyelim mi? Konuşuruz da azıcık. Örümcek mi var üstünde, örümcek? Örümcek var üstünde. Yok. Örümcek, nerede örümcek? Yok işte, yok. Nerede? Bak. Görmemişim. Yanlış görmüşüm, kusura bakma. Sen de iyileştiğine göre ben artık izninizle işe gideyim. Ya Mazlum, tamam.
Yürüyebilirim ama ne olur biraz konuşsak. Bir daha sakın böyle çoluk çocukça hareketler yapma. Senin gibi yüksek statü bir insana yakışmıyor. Anladın? Ya Mazlum lütfen. Ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Varoşlar beni bekler. Kadir'im. Nedir durum? Ha? Tamam mı 500 dolar? 400 lira eksik hala. Artı 300 lira eksik. Borç olarak alıyorum ama. Tövbe ya Rabbim, tövbe sabah sabah. Allah'ım ya Rabbim dediğin şeye bak. Lan bizim ne zaman aramıza bunun lafı oldu? Ömer kardeşimizi Amerika'ya yolluyoruz. Dediğin şeye bak Allah'ım ya Rabbim ya. Yüzünde renk kalmamış ya. İyi misin sen? İyiyim iyiyim, bir şeyim yok. Oğlum bak, bu fazla mesai iş seni bitirmiş ya. Çok yorgun gözüküyor. Oğlum yorgunum yorgun olmasına da. O Ömer'in gözündeki mutluluk var ya, o her şeye bedel be kardeşim. Ya öyle diyorsun, doğru diyorsun da. Sen en son ne zaman uyuduğunu hatırlıyor musun peki? Ha? Uyuruz oğlum. Yani kardeşimiz Amerika'ya gidiyor. O bir gitsin, ondan sonra bol bol uyuruz. Sen var ya, abi gibi abisin, adam gibi adamsın. Sana helal olsun. Mazlum, bir şey daha diyeceğim sana. Şefle konuştum da, şu parayı tamamlamak için bir işe daha çıkmam lazım. Ya senden rica etsem, hani ben bir 3 saat erken gitsem benim yerime bakar mısın? Oğlum yürü git, manyak mısın nesin? Tamam buralar bende, hallederim ben burayı. Ama ağzına iki lokma bir şey at, öyle git. Allah aşkına. Bir şey, zaman yok bir şey mi? Hadi görüşürüz. Kadir'im ya, Allah'ım valla tek kişilik dev kadro yani ha. Canım benim. Evde görüşürüz kardeşim. Görüşürüz kardeşim. Bakıyorum, kardeşim kardeşim havalarda uçuyor kanka. Ben sana civarımda dolaşma demedim mi? Öyle oldu yani şimdi ha? Evet, aynen öyle oldu. Düş yakamdan. Bak sen bana sinirlisin falan ama bence ben iyi bir şey yaptım. Aranızdaki yalanları bitirdim. Sen de öflemedin mi? İtiraf et. Tekrar ediyorum Tolga. Uyarmadı demedi sonra. Eğer biraz daha konuşmaya devam edersen yine döveceğim seni. Bence sen bana haksızlık ediyorsun ama neyse. Şöyle düşün. Bundan sonra barışırsanız tertemiz bir ilişkiniz olacak. Yalansız. Tolga, bas git. Tamam. Sen nasıl istersen yakışıklı prens. Ama gitmeden şu kankama son bir elim dokunsun mu? Hani senin şu kardeşim dediğin kan var ya, baya baya asiye yürüyor. Benden söylemesi. Salak salak şeyler uydurup canımı sıkmaya çalışıyorsan, canım yeterince sıkkın zaten, tamam? Ben salak salak bir şey uydurmuyorum. Ne gördüysem onu söylüyorum. Bak şimdi, seni hiç ilgilendirmese de sırf bu gerizekalıca kıskandırma planının işe yaramayacağını bil diye söylüyorum. Kaan Asiye ile aramızı yapmaya çalışıyor, tamam mı? Sen aynen bu kafayla devam et kanka. Kaan Asiye ile aranızı yapar. Müzik odasında elleri ellerinin üzerinde gayet romantik bir şekilde piyano çalıyorlardı. Yani bana kalırsa öyle çok senden bahseder gibi bir hali yoktu ama sen bilirsin. Doruk, okulda piyano var mı? Yani istesek çalabiliyor muyuz? Ha, var bir tane. Vay, piyano mu çalıyorsun? Evet, 10 yıldır. İnanmıyorum sana. Canımı sıkmak için yalan söylüyorsun. Diyorsun. O zaman sen şuna bir bak istersen ha.
Son bir şey daha. Ben her zaman gördüğümü söylerim kanka. Ve bunu en iyi senin baban bilir. Yani yarın öbür gün olur da bu ikisi karşına iki sevgili olarak çıkarlarsa hiç şaşırma. Senin derdin ne oğlum ha? Neyin peşindesin sen? Anlamadım. O ne demek şimdi? Ya bırak. Bana numara yapmayı kes. Sen ne yaptığını gayet iyi biliyorsun. Asiye ile el ele piyano falan çalıyorsun. Hayırdır? Bana anlat bakayım nasıl bir taktik bu? Sen aranızı düzeltiyorum ayağını Asiye'ye mi yürüyorsun? Doruk, sakin ol. Ne dediğini bilmiyorsun şu an. Sakin falan olmayacağım ya. Sakin olmayacağım. Sen bence esas derdini anlat bana, ha? Senin amacın ne? Niye sürekli Asiye'nin yanındasın? Çekil önümden Doruk. Çekilmiyorum. Önce niye bana oyun oynadığını anlatacaksın. Ne oluyor burada? Hemen anlatayım. Ne oluyor? İyilik olsun diye evimize getirdiğim bu çocuk, ben her arkamı döndüğümde kuyumu kazıp arkamdan iş çeviriyor. Olan bu. İyilik olsun diye? Evet, aynen öyle. Ben bu çocuğu artık evimizde istemiyorum. Nereye gönderiyorsan gönder bunu. Doruk, oğlum tamam bak sakin ol biraz konuşacağız tamam mı? Kaan sen de. Beni bu evden yollamak o kadar kolay değil kardeşim. Allah Allah. Nedenmiş o? Sen kendini ne sanıyorsun oğlum? Sanmıyorum. Ben kim olduğumu çok net biliyorum. Çocuklar bir sakin olun. Oğlum bir sakin olun sen ya. Sen bir bırak ya bırak. Kim misin oğlum sen ha? Bir anlatsana bana kimsin sen? Sen mi açıklayacaksın benim kim olduğumu, ben mi açıklayayım? Kaan, yeter! Hayır, yetmez! Yetmez! Ben yeter diyorsam, yeter. Bence artık bu oyuna bir son verelim. Artık Doruk da benim kim olduğumu bilsin. Öyle değil mi babacığım? Bir kardeşi olduğunu o da bilmeli. Ne diyor ya bu? Baba? Ya madırım kurbanın olayım. Niye hepimizi buraya topladın? Ya azıcık biraz sabırlı olan anlatacağım ne olduğunu. Kızım var ya ilk defa bir konuda hiçbir fikrim yok ya. Vallahi benim de yok. Öğreneceksiniz, öğreneceksiniz. Aradın mı abini, geliyor mu? Aradım yenge, bir iki dakikaya gelirim dedi. Hadi hadi çabuk olsun. Hoş bulduk yenge. Abi, iyi misin? İyiyim abim, iyiyim. Hatta çok iyiyim. E hadi sen de sürpriz sürpriz dedin, topladın bizi buraya.
Ne artık söyle ya. Ay kız çatlama dur. Keyfini çıkarıyorum herhalde sürprizimin. Of. İyi tamam hadi peki. Orhan'ım. Dur ben yardım edeyim. Otur sen. Orhan'ım duyuyor mu beni? Baba. Amca. Baba inanamıyorum, yürüyorsun. Ya baba. Amcam yürüyor. Cemile, fizik tedavim neyin biliyormuş? Amcanızın o merkeze gitmediği her gün onunla çalıştı. Çok sağ ol Cemile, gerçekten. Ne demek? Oh be, dünya varmış. Amca, ben gerçekten çok mutluyum senin adına. Ben de çok sevindim be oğlum. Abi. Kadir. Abi. Iyi misin? Abi. İyiyim prensesim. İyiyim kurban bir şeyim. Kadir. Oğlum ne oldu? Ömer. Para cebimde. Gitip yatırabilirsin artık. Başardık. Biz başardık. Başardık oğlum.